Merhaba, Selina Kazazoğlu Tasarım Stüdyosu kurucusu, sevgili iç mimar Selina Kazazoğlu ile birlikteyiz. Selina, senin ofisin İzmir'de, yani evet. Sen aslında ağırlıklı olarak Ege bölgesinde çalışmaların, evet. Projelerin var. Biraz projelerinden bahset istiyorum çünkü konut yapıyorsun, otel yapıyorsun, mekan yapıyorsun, hani çok farklı disiplinlerde ve en sevdiğim Ege bölgesinde yapıyorsun. Hem malzeme kullanımı hem oradaki çalışma sürecinden biraz bahseder misin? Ya, İzmir'de proje yapmanın dediğiniz gibi en büyük avantajı yazlık bölgelerin merkezinde olması. O yüzden evet. Ege bölgesi deyince hem keyfimiz yerinde proje yapıyor oluyoruz. Hem bir de çeşitlilik çok fazla oluyor. Çünkü orada proje yapmak çok zor. Çünkü herkesin keyfi o kadar yerinde olduğunda doğrudur. Kimse çalışmak istemiyor. O yüzden projeler biraz ağır gidiyor yani. Evet. O yüzden çok da fazla hani tasarımcıların tercih ettiği bir bölge değil. Ama benim de avantajıma geliyor tabii. Çünkü değişik enteresan projeler olduğu zaman yani bana danışan çok fazla müşterim oluyor. Ve o yüzden de değişik mekanları tasarlama fırsatı yakaladım şansıma yani. O yüzden yalnızca villa değil ama mutlaka benim her sene en az bir ya da iki tane villa projem olur. Ama onun çerçevesinde bir fabrika projesi bile tasarladım mesela. Müze bitirdim bir tane. Zeytinler bölgesinde. Zeytinler bölgesinde. Zeytinyağı müzesi aslında. Onu soracaktım. Yani mesela öyle bir projede yerel malzemeyi çok kullanıyorsun. Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Neler, ben hangi bölgede proje yapıyorsam o bölgenin bir kere bir mermercisiyle, taşçısıyla, ustalarıyla mutlaka gidip bir tanışırım. Bir sanayiye giderim. Çünkü harika. O bölgenin yerel malzemelerini kullanmak bana da tecrübe katıyor. Ve seviyorum da çünkü her bölgenin yani ufak da olsa taşı, kalınlığı, sertliği her şeyi değişiyor. Ve o malzemelerle bir şeyleri harmanlamak, sıvanın çeşidi bile değişiyor. Söveler değişiyor. Yani bütün binaların detayları ilk yaptığım şey proje aldığım zaman onu görmek. Sonra tabii ki de müşterinin istekleri oluyor. Belki çok modern bir şey isteyecek ama ben yine o bölgenin renklerini, tonajlarını, bulunduğu yerdeki şeyleri, dokuları falan çekmeyi çok seviyorum. Birazcık da challenge oluyor benim için yani. Çok güzel. Keyifli. Peki Ege bölgesinin en yaşanası, yani sence ben burada yaşarım çünkü buranın işte suyu, havası, denizi, toprağı, botaniği neresi Ege orası? Bölgesinde her yerde evet, yaşanır ama bir benim şey var aşık mı senin gönlün? Aynen, yani aşık olduğum bölge Marmaris'te, bu Selimiye'de. Selimiye. Yani orada bir proje yapmıştım. Aslında marina projesiydi. Çok enteresan Selimiye'de bir proje. Selimiye'de de çünkü şey yok. Çok konut yok değil mi? O yüzden mi? Çok güzel ya. Çok güzel. Orada bir marina projesi yapmıştım. Aynen. Ama böyle private, yani müşteriler yani toplanmışlar. Teknelerini önüne park ediyorlar. Orada böyle güzel bir mahallesi gibi. İnanılmaz bir projeydi yani. O çok değişik bir tecrübeydi. Ve orada çok fazla gittim geldim. Tabii şimdi biraz değişti dokusu. Ben o dönemlerde yangın daha yoktu. Evet, evet, evet. Sonrasında maalesef. Gittiğimde içler acısı gerçekten. Maalesef. İnşallah o sakinliği değiştirecek fırsatlara meyil vermez yani oraların yok olmuş olması. Hı hı, ama rüya gibi bir yer. Yani ben hayatımda gerçekten de gidip de büyülendiğim çok az yerlerden birisidir gerçekten yani. İnşallah bozmazlar. Evet, bence de. Aynen. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ ol, tebrikler.